Musa Eroğlu'nu Mihriban, Halil İbrahim, Yolun Sonu, Telli Turnam gibi unutulmaz türkülerle tanıdık. Hem sazın hem de sözün ustasıydı. Aslında geç gelen bir şöhretti onunki. 1960'lardan beri sahnelerde olmasına rağmen ancak 80'lerin sonu ve 90'larda emeklerinin karşılığını aldı. İşte yıllarca pavyonlarda çalışıp türkülerle ayakta durmaya çalışan bir ozanın bilinmeyen hikayesi. Musa Eroğlu, 1944'te Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kumaçukur köyünde doğdu. Yaşar Kemal'in, "Karacaoğlan'dan bir türkü söylemeyene kız vermezler" dediği bu köyde büyüdü. Yedi kardeştiler, ailesi Alevi Tahtacı Türkmeni. Babası kemancıydı, hem çalıyor hem de müzik aletleri yapıyordu. Çocukluğu dağda bayırda geçti. Köy enstitülerinde 3 sene eğitim gördü. 3 sene okudum enstitüde. Marangozdum. Orada meslek olarak marangozluğu seçti. Ortaokul diplomasını yıllar sonra alabildi. İlk olarak 1960'ların başında Karacaoğlan şenliklerinde sahneye çıktı. 1964'te folklor ekibiyle Ankara'ya geldi. Bir yıl sonra TRT Ankara Radyosu sınavına girdi, kazanamadı. 65'lerde imtihana girdim, kazanamadım. Sonraki denemelerde başarılı oldu. Türkülerin ustası Nida Tüfekçi ile tanıştı. Radyoda mahalli sanatçı olarak çalışmaya başladı. Pavyonda çalışmaya başladım ben. Türkü söyleyen birine saz çalıyorum. Sazıyla, sözüyle para kazanması gerekiyordu. İlk zamanlar bu kolay olmadı. Pavyonlarda bile saz çalıp türküler söyledi. Ekmeksizlik, yoksulluk zordu diyordu. Sabırla hak ettiği sahneyi ve şöhreti bekledi. Çok garip bir durumdur bu. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. 1960'larda Taşeli Türküleri adında 5 plak yaptı. Ancak bu plaklar onu şöhret yapmaya, maddi olarak rahatlatmaya yetmedi. Musa Eroğlu'nu o zamanlar en çok zorlayan bir durumda gece çalışıp gündüzleri uyumak zorunda olmasıydı. Doğru dürüst eğitim alamamıştı Musa Eroğlu, bilgiye açtı. 70'lerin ortasına doğru Türk Folklor Araştırma Kurumu ile tanıştı. İşte o günden sonra tüm dünyası değişti. Bildiğimin hiçbir şeye yaramadığını, yetmediğini gördüm orada. Musa Eroğlu kendini sürekli geliştirmek istiyordu. Bu yüzden gece okullarına yazıldı. Tarih ve edebiyat dersleri almaya başladı. Sonra Milliyet Gazetesi'nin liseler arası yarışmasına jüri olarak çağrılınca çok mutlu oldu. Radyoda mahalli sanatçı olmasına, pavyonlarda saz çalmasına ve çıkan plaklara rağmen Musa Eroğlu maddi anlamda zor günleri bir türlü aşamıyordu. Buna bir de 1980'de 12 Eylül darbesi eklenince durum giderek daha kötü bir hal aldı. Sonra dönemin meşhur türkücüsü İzzet Altınmeşe'nin programlarında saz çalmaya başladı. İşte o günlerde Mulis Akarsu ve Arif Sağ'la tanıştı Musa Eroğlu. İstanbul'da bir açılışta beraber çalıp söyledikleri türkülerle birlikte kaset yapma fikri doğdu. Böylece 1982'de ilk yayınlanan Muhabbet Türküleri serisi çıktı. Kaset önce hiç satmadı. Mulis Akarsu'nun kağıt fabrikası vardı. Maddi olarak durumu iyiydi, bu yüzden bir şirket kurup plakları kendisi çıkarttı. Sonra ne olduysa kaset çok beğenildi. Mulis Akarsu, Musa Eroğlu, Arif Sağ ve Yavuz Top ortaklığında Muhabbet Türküleri serisi 7 kaset olarak 1989'a kadar devam etti. Bu sayede tanınan, geniş kesimlere ulaşan Musa Eroğlu yıllar sonra "Ben o çalışmanın ekmeğini yiyorum" diyecekti. Sonraki seneler Güler Duman ve Sabahat Akkiraz'la beraber düet çalışmaları yapan Musa Eroğlu, solo albümlerine de hiç ara vermedi. Neredeyse her yıl bir çalışması yayınlanıyordu. Ancak halk müziği çevrelerinde bilinen, saygı duyulan biri olsa da o beklediği şöhreti 80'lerde de yakalayamadı. 90'lar Musa Eroğlu'nun ustalık dönemleri ve türkülerinin dillere dolandığı zamanlardı. 1996'da çıkan Halil İbrahim kaseti ve aynı isimdeki türküyle zirveye çıktı. Kasette yer alan Yolun Sonu Görünüyor eseri de çalışmanın hit olan bir diğer parçasıydı. Halil İbrahim, Ordu Fas'ta yaşayan bir delikanlıdır. Ağanın kızını sever, sonra da kaçırır. Ancak askere gidince ağa kızını alıp götürür, her şeyini elinden alır. Dağlara sığınan Halil İbrahim, fırtınalı bir gecede uyuyakaldığı samanlıkta jandarma tarafından yakalanır.
Bir suçu günahı yoktur ancak sonrasında kaçmaya çalışır ve vurularak öldürülür. Bu olaydan etkilenen Dursun Ali Akınet, Halil İbrahim'in hikayesini şiirleştirir. Selahattin Aygün besteler, Musa Eroğlu da söyler. Kıvırcık saçlarına... Musa Eroğlu 2000 yılında çıkan Bir Nefes Anadolu albümündeki Telli Turnam ve Mihriban türküsüyle yine gönüllere dokundu. Mihriban'ın hikayesi, yazarı Abdurrahim Karakoç'un başından geçen bir sevda hikayesiydi. Çok sevmiş ve sevilmişti. Ancak ailesi kızı vermemişti. Karakoç bir gün sevdiği o kızın evlendiğini duyunca hüzünlenip bu şiiri yazmıştı. Musa Eroğlu besteleyince türkü olarak milyonlara ulaştı. 90'ların en sevilen eserlerinden biri oldu. Karakoç bir röportajda Mihriban için "O aşk masum bir aşktı, güzel bir aşktı. Bırakalım öyle kalsın. Ne adı Mihriban, ne saçları sarı." demişti. Musa Eroğlu'nun hayatında Karacaoğlan'ın şiirleri büyük bir yer tutuyor. Köyde o şiirlerle büyüdü. Sonraki seneler o şiirleri türkülere dize yaptı. O şiirler Musa Eroğlu'nun hem hayat hem de müzik gıdası oldu. Bu yüzden Çağdaş Karacaoğlan olarak anıldı. 40 senedir benim çalışma stilim hiç değişmemiştir. 1998'de devlet sanatçılığı unvanı alan Musa Eroğlu, Kültür Bakanlığı'nda da halk kültürleri ve oyunları araştırmacısı olarak görev aldı. Ayrıca Ankara'da kurduğu ve kendi adını taşıyan müzik okulunda şimdiye kadar yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Sonraki senelerde müzik çalışmalarına devam etti Musa Eroğlu. Zamansız Yağmurlar gibi yine hit eserlere imza attı. 30 yıl boyunca medyanın göz ardı ettiği Musa Eroğlu, 90'larda gelen şöhret sonrası kendisine uzatılan mikrofonlara biraz kırgındı. Medya mensuplarına sitemini, "30 yıl önce neredeydiniz? 30 yıl önce biz türkücülere hiç mikrofon tutulmazdı. Türkülerin ve bizlerin değeri yeni anlaşıldı." sözleriyle gösteriyordu. Yani sokakta bir çalgıcı olarak yetişmedim ben. Yarım asrı deviren sanat hayatı boyunca sadece eserleri ve türküleriyle gündeme gelen Musa Eroğlu, 2022 yılında talihsiz bir olay yaşadı. Bir dost meclisinde Hazreti Ali'ye yönelik söylediği sözleri içeren video medyaya sızdırıldı. Sözleri tepki çekti, suç duyurusu yapıldı. Eroğlu ise yaptığı açıklamada üslubunun yanlış olduğunu kabul etti. "Amacım ulularımıza hakaret değil, hurafelere dikkat çekmekti," dedi. Musa Eroğlu 1966'da Fatma Hanım'la evlendi. Bu birliktelikten bir erkek, üç çocuğu oldu. Eşi Fatma Eroğlu 2021 yılında 71 yaşında hayatını kaybetti. Sadece türküler değil, aynı zamanda doğa aşığıydı Musa Eroğlu. Memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki çorak araziye 50 binden fazla fidan dikerek kendi adına özel bir orman oluşturdu. Türkülere bir ömür adayan Musa Eroğlu, şöhreti geç bulan ozanlardan. Onlarca türküsü ve derlemelerinin yanı sıra Mihriban, Halil İbrahim, Yolun Sonu, Telli Turnam, Zamansız Yağmur gibi hitleriyle halk müziğinin ustalarından biri olarak gönüllerde zamana meydan okuyan bir yer edindi. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.